Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Büyükşehir Belediyesi eski Genel Müdürü Mevlüt Fural düzenlediği basın toplantısında kurumun çalışmalarını anlattı. Başkan Sekmen'in direktif ve talimatıyla hayata geçirilen altyapı çalışmalarında vatandaş nezdinde yüksek memnuniyet olgusunun yaşandığına vurgu yapan Vural, Erzurum'un merkezi içme suyu tesisleri sayesinde Dünya Su Sağlık Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kıstaslarda halkımıza sağlıklı ve yüksek kaliteli su temin ediyoruz dedi. Şehrin altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren eski genel müdürü Vural şunları kaydetti. Direktifler doğrultusunda 2014, 2015, 2016 yılları içinde 26 bin kilometre karelik alanda hizmet veren su kanalizasyon idaresinin işlerini yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz su serüveni uzun bir serüven. Daha önceki yıllarda Erzurum içme suyunu tamamen kuyulardan temin ediyordu. Yani ovadaki devlet su üçgeninin aşmış olduğu derin kuyu sondajlarından temin ediyordu. Tabii bu kuyu sondajlarının getirdiği sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılarından kurtulmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada aslında çeşitli araştırmalar yapılarak da buna karar veriyor. Çünkü Erzurum'daki su kaynakları gerçekten Türkiye'deki su kaynaklarının neredeyse en zengin su kaynaklarına sahip. O anlamda Erzurum gerçekten yaşanabilir ve birçok hizmete layık bir şehir olmasına rağmen maalesef içme suyu açısından birçok köyümüz, birçok beldemiz, birçok ilçemiz su sıkıntısı çekiyor. Sebebi de su kaynaklarının sağlıklı şekilde değerlendirilmemesinden kaynaklı olduğunu burada belirtmek istiyorum. Bendeniz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tavsiyeleriyle, istekleriyle, arzularıyla İstanbul'dan biz çalışmalarımızı, oradaki çalışmalarımızı bıraktık. Sayın Belediye Başkanımıza katkıda bulunmak, onunla beraber bu hizmeti götürebilmek için Erzurum'u tercih ettik. Erzurum'a geldik ve size hizmet etmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana başta Erzurum merkezi olmak üzere yani Yakutiye, Palandöken ve Azeziye ilçeleri olmak üzere diğer 17 tane ilçe, işte biliyorsunuz Hınır, Horasan, 17 tane ilçenin ve 26 kilometre karelik alandaki artık köy yok, mahallelerin, mezralarının içme suyu ve kanalizasyon işlemini yapmaya çalışıyorum. Tabii karşılaştığımız manzara iç açıcı değil. Birçok yerde sıkıntılarımız var. Ama şunu özellikle vurgulamak isterim. Erzurum merkeze ayrı bir öncelik tanıyaraktan Erzurum'un merkezi içme suyu tesislerini en iyi şekilde işletmek ve Dünya Su Sağlık Teşkilatı'nın ve bizim bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kıstaslara uygun bir şekilde bu Palandöken'den gelen suyumuzun arıtmasını bir numara diyebiliriz. 7-24 saat, 365 gün çalışacak şekilde halkımıza sağlıklı bir su temin ediyoruz. Bu arada sizlere de su gibi aziz olun demek istiyorum. Gerçekten su önemli bir meta. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesi su, hava, toprak. Bunlar olmadan hayat olmaz. Bu su, biraz önce de vurgulama çalıştığım Dünya Sağlık Teşkilatı'nın belirlediği kriterlere uygun en kaliteli sulardan bir tanesi. Gerçi barajın etrafına gittiniz de oradaki pislikleri falan gördüğünüzde ya biz bu suyu mu içiyoruz diye içinden böyle burun büken arkadaşlarımız olabilir. Ama biz o suyu birçok proseslerin geçirmek suretiyle bu hale getiriyoruz. Şu anda gönül rahatlığı içinde içme şansınız var. İçebiliyorsunuz. Ben içiyorum. Sizlerin de içmesini tavsiye ediyorum. Biz
boruların değişimiyle alakalı da kısa bir bilgi vereyim. 2014'ten bu yana Erzurum'un merkezinin neredeyse %40-45 bilemedi %50 civarında boru hatlarını değiştirdiklerdi arkadaşlar. Şu anda da hala ekiplerimiz çalışıyor. Hedefimiz Allah kısmet ederse Sayın Mehmet Sekmen Bey'in döneminde borusu değişmeyen, benim evime gelen suyun kötü dinlemeyecek şekilde tertemiz su giden bir tesisler haline getirip inşallah dönemi o şekilde kapatmak istiyoruz. İnşallah Erzurum her şeye layık. İnşallah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu ufkuyla, çalışmasıyla, gayretiyle Erzurum'a büyük hizmetler yapıyor. Büyük eserler bırakmaya çalışıyor. Zaman içinde zannediyorum bunları sizler de hissedeceksiniz, göreceksiniz. Biz çok fazla reklam yapamıyoruz. Reklam yapamadığımız için de Erzurum'un birçok sokağında, birçok kahvesinde yerleşim yerlerindeki insanların ya işte bu sudan bıktık, hala sularımız kirli akıyor diye serzenişler duyuyoruz. Buna üzülüyoruz, gerçekten üzülüyoruz. Size temin ederim bu anlamda bu ekip, bizim su kanalizasyon dairesinin ekibi sizlere temiz, düzgün, dünya standartlarında kaliteli su vermek için geceli gündüzü çalışıyor. Sulama tesisleri yapılmış vaziyette. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mevlüt Vural düzenlediği basın toplantısında kurumun çalışmalarını anlattı. İçme suyu arıtma tesisinde düzenlenen toplantıda Genel Müdür Vural, Erzurum'un Başkan Mehmet Sekmen ile birlikte yerel yönetimde en mükemmel dönemi yaşadığını ifade etti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 23 ilde ekonominin canlanması için süper teşviklerin verilmesini içeren Cazibe Merkezleri programında başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilde ekonominin canlanması için süper teşviklerin verilmesini içeren Cazibe Merkezleri programında başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Başvuru sonuçlarını Başbakan Binali Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Program kapsamında 3.380 firma, 92 milyar liralık yatırım ve 375 bin kişilik istihdam başvurusu yaptı. Başvuruları kabul edilen firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek, yer tahsis edilecek, anahtar teslimi fabrikanın 20 bin metrekareye veya 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı devlet tarafından sağlanacak, yerli makine teçhizat alana 3 yıl geri ödemesiz 10 yıllık kredi verilecek, işletmesini 23 ilden birini taşıyacak olanlara lojistik desteği de sağlanacak, çağrı ve veri merkezlerine bina, iletişim yapısı, kişi başı eğitim desteği, elektriğin %30 bedelinin ödenmesi gibi kolaylıklar da sunuluyor. Erzurum'da FETÖ-PDY üyesi meslekten ihraç edilen eski Erzurum Vergi Mahkemesi Hakimi Mehmet Fatih Işık hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Erzurum'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski bir hakim hakkında açılan davanın iddianamesinde örgütün soruşturma bahanesiyle siyasetçi, bürokrat, iş adamı, akademisyen, dernek, vakıf, şirket gibi birçok kişi ve kuruluşu yasa dışı şekilde ABD'nin de aralarında bulunduğu birçok yerden 3 yıl 7 ay süreyle dinlediğine yer verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ-PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski Erzurum Vergi Mahkemesi hakimi olan Mehmet Fatih Işık hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 60 sayfalık iddianamede FETÖ-PDY'nin kuruluşu, amacı, stratejisi, yapılanması, faaliyetleri, yönetim modeli, hiyerarşik yapısı ve örgütün yasa dışı faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar aktarıldı. İddianamede FETÖ-PDY mensubu emniyet ve yargı mensuplarınca
Birçok ismin kullanıldığı numaralara ait ayrıntılı HTS ve e-mail kayıtlarının istenmesi yoluyla siyasetçi, bürokrat, gazeteci, iş adamı, akademisyen gibi toplumun farklı kesimlerinde yer alan kişilerin iletişimlerinin tespitinin yapıldığı ve kaydı alındığı bildirildi. Sanık Işık'ın baylo kullanıcısı ve FETÖ-PDY üyesi olduğu, örgüte bağlılığının devam ettiği aktarılan iddianamede, sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Emekli maaşının bağlanması için bekleyenler, SGK önemli bir imkan sunuyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara maaş ödenene kadar avans verilecek. Maaş için gün sayanlar avans ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor. Avans tutarı ise 4212 lirayı buluyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün mevcut emeklilere uygulanması gündemde. Çalışma hayata geçerse emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Emeklilik şartını dolduran kişiler hemen SGK'ya koşuyor. Ancak emekli aylıklarının hesaplanması, resmi işlemlerin tamamlanması ve paranın hesaba yatması bazen uzun zaman alabiliyor. Emekli aylığı bağlanma süresi uzaması halinde sıkıntı yaşamaması için avans formülü uygulanıyor. Avans imkanından yararlanmak için iki şart gerekiyor. Eğer emekli aylığı 90 gün içinde bağlanmamış ise avansa hak kazanılıyor. Bir diğer şart da emekli olacak kişinin avans için talepte bulunması. Avans almak isteyen kişinin SGK'ya yazılı olması, başvuru yapması gerekiyor. Ödenen tutar daha sonra maaşlardan düşülüyor. Avans miktarı her 3 ay için bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise 2 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Prim borcu olan esnafa sağlık müjdesi için çalışmalar sürerken işsizlik maaşı uygulaması da 1 Ocak'ta hayata geçiyor. Hükümet prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan esnafa müjde hazırlığı yaparken 1 Ocak'ta hayata geçireceği uygulama ile işi bozulanlara maaş imkanı sağlayacak. Meclisten geçen ve 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek düzenleme ile iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan bağkurlulara belirli bir süre destek sağlamak amacıyla esnaf ahilik sandığı kurulacak. Sandık primi sigortalının primi esas günlük kazançlarından %2 sigortalı ve %1 devlet payı olarak ödenecek. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre esnaf aylık en az 35.55 lira, devlet de 17.77 lira verecek. Onaya varan sure ile ödenecek maaşın günlük tutarı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkat alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40'ı kadar olacak. Ancak ödenecek asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmeyecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında aylık en az 705, en çok 1411 lira işsizlik ödeneği verilecek. Erzurumspor yeni sezonun ilk maçını cuma akşam oynayacağı MK Ankara Gücü maçının hazırlıklarını Kazım Karabekir Stadyumu'nda akşam saatiyle sürdürdü. PTT 1. Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezonun ilk maçını cuma akşam oynayacağı MK Ankara Gücü maçının hazırlıklarını Kazım Karabekir Stadyumu'nda yaptığı gece antrenmanıyla sürdürdü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özgül'ün nezaretinde yapılan gece antrenmanına ısınma ardından 5'e 2 pas çalışma yapan Mavi Beyazlar şut çalışması ve çift kale maç yaparak tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, ligin ilk maçını kazanarak puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti. Sportif Direktör Demir, teknik direktörümüz Osman Özgürlü'nün nezaretinde yeni transferlerimizle sezon hazırlıklarını çok iyi geçirdik. İnşallah sezonun ilk deplasman maçını alarak Erzurum'a puanla dönmeyi hedefliyoruz dedi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.